Merhaba arkadaşlar. Buket'le Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlerinin bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Şöyle hep beraber dinleyelim diyorum. Tabii ki de uyanlar sizin olsun ve uymayanlar da evrenin olsun enerjisiyle dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum, hepimizin bambaşka hayat mücadelesi ve sınavları var. Ben tabii ki de gördüğüm enerjiyi aktarmaya çalışacağım. Siz uyanları alacaksınız. Kendi hayatınıza odaklanarak dinleyebilirsiniz. Bu arada beni sürekli takip eden arkadaşlarım biliyorlar. Yeni katılan arkadaşlarım için de. Benim videolarımda bu ara özellikle maalesef iyi niyetli olmayan kişilerle alakalı bir sıkıntı durumu varmış. Teknik ekip der ki bunu beğeniler ve yorumlarla beraber destekleyebilir sizi takipçileriniz der. Dolayısıyla desteklemek isteyen arkadaşlarım desteklerini bekliyorum. Şimdi falıma yoğunlaşıyorum. Neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra şöyle gördüklerimi sizinle paylaşıyor olacağım. Bakalım neler söyler burası. Ay. Hapşıramadım. Hapşıracaktım. Şimdi şöyle arkadaşlar. Bakar mısınız? Resmen iki kişi geçmişe doğru ilerliyorsunuz. Bunun Türkçesi şu. Sizin hayatınızda aslında diyor ki bir kere şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani sizin hayatınızda sanki böyle bir tane halı dokuma makinesi var. Ve bu halı dokuma makinesini siz resmen geçmişle alakalı bir konudan sebep. Sadece geçmişe doğru bakarak arkadaşlar. Sadece geçmişe doğru bakarak bir emek veriyorsunuz. Bu da sizin ezelden gelen ya da işte geçmişte kalan dediğiniz konuyla alakalı bir durumu ifade ediyor ki onunla uğraştığınızı gösteriyor. Yani aslında sizi onunla ilgili olan bir durumu ne yapacaksınız bakalım diye resmen ne olacak bu der gibi sizi gözetleyenler de var. Sizin de uğraşınız artık bu işi tamamlamak olduğunu göstermiş. Makas var, bağ kopartıyorsunuz. Yani sizin bu konunuz her neyse gerçekten sizi bir süredir özellikle yoran, bir süredir uğraştıran konularla bağlantılı olduğunu göstermiş. Zaten bir kupa almışsınız bu işin sonunda. Yani diyor ki senin hayatında yaptığın bu belirsizliklerden sonra birilerinden takdir aldığın kesin. Nide'nin NS harfini görüyorum. Lüleburgaz'ın LS harfi var. Bu iki harfe sahip kişiler ya da bu konularla bağlantılı mücadele haliniz çok net. Bunun dışında iki kişi bak resmen yamuk duruyor. Ayaklarının altındaki şey kaymış. Yani zemin kaymış. Bu da şu demek. Kendine güvenememek. Durumu toparlayamayan. İstediği kadar güçlü kalamayan, işlerin onun istediği kadar ilerleyemediği iki insan oluyor. Dolayısıyla burada şu ay çok güzel bir kaplumbağanız da var. Yani aslında bir bazı şeylerde ağır ağır ilerliyor. Bir mantarınız çıkmış, evle ilgili bir konu gündeme gelmiş. Ağır ilerleyen konularınızla alakalı iki kişinin amaçlarına ulaşamaması aslında sizin fayda sağlayacak bir görseldi. Yani onların amaçlarına ulaşamaması sizin faydanıza arkadaşlar. O kadar iyi niyetli de değiller demek istiyor buradaki faldaki görsel. Şimdi bir kere şöyle bir şey var. Arkadaşlar, bir şey ekiyorsunuz. Siz bir şey inşa ediyorsunuz. Bir şey inşa ediyorsunuz. Bu arada, bu aralarda daha doğrusu olmasını istediğiniz, gerçekleşsin dediğiniz
Çok emek verdiğiniz bir şey bu. Hani gözün gibi koruyorsun derler ya. Çok gözünüz gibi koruduğunuz bir şey. Yanınızda da bir insan var. Öyle de güzel destekliyor ki gerçekten. Hani iki kişi bir şey mi inşa ederseniz büyük bir soru işareti gidilecek zaten. Kafa kafaya vermişsiniz böyle. Eğilmişsiniz, suluyorsunuz. Çok hızlı da gelişecek. Yani hemen ekip biçip sulayıp bir şekilde büyütüyorum dediğiniz bir şey var. Hızlı sonuçlar versin dediğiniz bir durum. Gerçekten büyük manada, büyük anlamda şey olacak. Yani önümüzdeki süreçte sonuçlar alacaksınız. Yanı başınızda bir insan var, sadece dışarıda. Yanınızda bir insan var. Onunla beraber her şey yolunda. Yani siz çok eminsiniz. Süreçten umutlusunuz. Fakat biri var, kafası kocaman olmuş, uzamış gitmiş. O da kaygılı. Hani geçmişe değil yani geleceğe bakıyor. Baktığımda geleceğe baktığını görüyorum. Sabırsız diyor, sabırsızlık var. Siz bir şey yapıyorsunuz ve çok sabırsız davranacak birisiyle beraber. Yanınızdaki insan çok sabırsız. Ne kadar zamanı toparlanır? Vallahi bir ay yok. Ben size hani bu yaptığınız şeyin karşılığının bir ay içerisinde almış olduğunuzu, hatta bir ay sürmeyecek olduğunu, hatta çok ciddi bir rahatlamanın getirdiği bir oh be hali var. Yani burada müthiş bir oh be hali var arkadaşlar. Bakın. Kafasındaki büyütü şeyi destekleyen bir kişi çıkmış burada. Ve bu insan hemen sizin ardınızda duruyor. Ben burada büyük destekler aldığınızı da görüyorum. Hani çok şanssızım, ben çok bahtsız ve deliyim dediğinizi duydum ama duyar gibiyim ama enerji olarak. Burada şansınız da yaver gidecek arkadaşlar. Hani çok net bir şekilde tertemiz, pürü pak diyebiliriz. Şimdi bir bulut var. Bu bulut sizin hayallerinizle kaplı. Ama siz o bulutu özgür bırakmışsınız. Yani kendiniz inancınızdan kopmuşsunuz. Önce kendine inanacaksın. Bu bulutu sıkı sıkıya tutacaksın aslında ki sen burada istediğin sonuçları elde edesin. O yüzden neyin hayalidir bu bilmiyorum. Ne kadar çabalamanız gerekir onu da bilmem. Ama şunu söylemek isterim ki gerçekten çok rahatlayacağınız bir 20 gün sonranız var. Yani artık geçmişle bağlantılı olan mücadelenizin kalmadığını, hani geçmişle ilgili olan kısımlara mücadele etmek zorunda değilsiniz yani öyle düşünebilirsiniz. Büyük rahatlama gerçekten. Dileklerinizin gerçekleştiği bir ay içim çok sevindi. Yani demek istiyorum arkadaşlar, o kadar çok rahatladığınız bir süreç ki burası, ben size söyleyeyim. Ciddi anlamda oh be diyeceğiniz süreçleriniz var. Hayallerinize kavuşacağınız bir süreç içerisindesiniz. Rahatlamış olacaksınız. Hızlı olacak. Beklediğinden, umduğundan çok daha hızlı olacak. Umudunun yaşarttığı ne varsa, azmettiği ne varsa resmen çok temiz şeklinde görüyorum arkadaşlar burasını tertemiz. Şimdi şöyle ki hani güzel bak yüreğinin ortasında sıkıntı ettiğin konularla ve kişilerle alakalı ben müthiş bazı falları diyorum ya keşke ben de niyetlenseydim. Onlardan biri ne zaman çok rahat fal baksam daha doğrusu çok daha müjdeli ve zorlayıcı açıları zorlayıcı süreçleri bitmiş açılımlar olsa hep keşke buna niyetlenseydim diyorum ben de. Bunu da gerçekten niyetlenilmesi gereken bir açılım. Bakın arkadaşlar kimse kimseye zarar vermiyor. Artık herkes kendi yolunda yürüyor. Bir şey için zamanında tartışmalar yaşanılmış.
Yanınızdaki insan bir şekilde geçmişteki konulardan sebep döndür dolaş aynı şeyleri yapmak zorunda kalmış ya da söylemiş. Burada tekrarı olan bir konunun olduğunu görüyorum. Sağlı sollu, hatta ortada da kalan birileri var. Bu da şey gibi düşünün. Anne babanız sağ, kardeş ve eş bir tarafta, siz ve eş bir tarafta. Yani üç hanelik bir aile durumunun olduğu konuşmalar var. Diyeceksiniz ki biz 80 haneyiz. Yani neyse ne artık bilmiyorum şimdi ama hani burada en azından üçüyle ilgili olan konuların çok gündemden dolayı, hani gündemde olduğundan dolayı sadece bu üçü haneyi gösteriyordur. Yoksa belki beş kardeşsiniz, diğer ikisinden ses çıkmıyor. Üç kardeşinin arasındaki bir olay belki bu, bunu bilemem. Ben falın enerjisini aktarıyorum. Tekrarı düşmüş olsa da bu falın açılımı rahatlamış olduğunu gösteriyor. Yani azıcık sabır diyorum size ki çok net, eli kulağında, hızlı ilerleyecek. Senin alışılagelmiş, normalde aylarca 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 didişirdin, didinirdin, uğraşırdın, çabalardın. Önce o zaman olurdu. Bu öyle olmayacak. Bu çok hemen oluyor. Resmen hemen oluyor şeklinde görünüyor arkadaşlar. Temizde bir gözyaşınız var. Daha ne olsun? Yani dileklerinizi birden fazla tutabilirsiniz. Enerjisi yüksek bir fal. Öyle şaka demiyorum gerçekten. Şimdi enerjisi, iş hayatınıza baktığında bereketin açık, rutinin devam ediyor. Paranı kazanıyorsun, sorun yok. İş ilişki, daha doğrusu ilişki kısmına bakıyorum. Karı kocasın, sevgilisisin, neyse artık hayatında sevgilin var yok. Yeni ayrıldın, boşandın, boşanmadın, neyine evleneceksin. Hani burada artık herkes kendi hayatına göre değerlendirsin. Birileri var ya da yok. Ama burada şu var. Arkadaşlar burada şu var. Sizin hayatınız rutin devam edecek. Huzurlu devam edecek. Hani olanın olduğu gibi devam ettiğini görüyoruz. Siz olanı biliyorsunuz, ben değil. O yüzden de nasıl huzurlusunuz anlatamam derim, geçerim. Olanın olduğu gibi devam edecek bir sürecinizin olduğunu söyler burası bana. Şimdi işteki düzen için aldığım bir haber var, bir teklif var, bir belki geçiş bu. Belki işte terfi alacaksın. Belki oradan bir şey alacaksın. Ama temiz bir haberin, müjdem var. Evinin ortasında zaten çoluk çocuğunu korumak için bir de sıkıntılı günleri geride bırakıp artık daha huzurlu olmak istiyorum dediğin sürece doğru ilerliyorsun. Önünde bir yenilik var ve bu yenilik sana iyi gelecek. Evlilikle ilgili bak, emeklerinin karşılığını alacaksın. Olanın olduğu gibi devam etmesinden kasıt da bu. Kavga mı çıkarttın? Kavga devam ediyor ama sen hani okeysin, yani yalnızsın ama okeysin. Huzurlusun, teksin ama okeysin yani. O yüzden arkadaşlar şunu söyleyebilirim. İlahi adalete teslim edin. Siz kendi hayatınızda kendi yaptıklarınızdan emin olun. Burada hem maddi hem manevi olarak verilen çabaların karşılığı alınmış. İlişki olarak da, ailevi ya da yüreğinizin içi olarak da baktığım zaman, iş olarak da hani hayatınızın daha rutine doğru ilerlediğinizi gösteriyor, onu söyleyebilirim açıkçası arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sabah akşam bakımlarıma devam ediyorum. Bunu da sayenizde yapıyorum, inanın. Çünkü sizlerden gelen enerjiyle yoluma devam edebiliyorum ben. İyi ki o yüzden sizler varsınız. Bana bu enerjiyi veren sizlersiniz. O yüzden teşekkürün en büyüğü sizlerindir. Şimdi derdinizi bilmiyorum. Tabii ki de herkesin derdi bambaşka. Ben burada sizlere telkin ettiğim zamanlarda da kendi dertlerimle mücadele edebiliyorum. Yani o yüzden hayat insanı o kadar, herkese yetecek kadar dert, konu, alan veriyor ki Allah dermansız dert vermesin. O yüzden sizlere diyorum, falımın sonundaki sohbetlerime katılıp sonuna kadar dinleyen bütün arkadaşlarıma, hepinize tabii ki de dinleyen, beğenen, yorum yapan, ama sonuna kadar katılan arkadaşlarım artık ne yaptığımı da bildiği için ne konuşuyor bu kadın ya diyenlerden değiller. Şunu söylüyorum. Bu kadın şunu söylüyor. Bir kere Allah gerçekten başta sağlık versin, kalanı halloluyor dertlerin. Çünkü ne düşürsün ne de eksik etsin başımızdan. Öylesi bir yer orası. Hani hastalarımız varsa bolca şifalar diliyorum ama her şeyin başı sağlık. Ancak geçmiştekilerini aşan sendin. Sağlık varsa ancak hani bunları da aşacaksın. Yani burada esas zenginliğimiz başta sağlık her şeyden önce. O yüzden sabredin diyorum. O yüzden beddua ile kendi enerjinizi negatife boğmayın diyorum. Size yapılan kötülükler neyse, kim yapmışsa, insanın tabii ki de beddua edesi, sen de yaşa inşallah emi diyesi geliyor ama sen dediğin için yaşamayacak. Zaten ilahi adalet buna
izin verecek ve diyecek ki sen bana bunu yaşattığın için sen artık şunu karşılığını gör bakalım. Sen de buna şahit olacaksın. O yüzden hep diyorum ilahiyatı teslim edin arkadaşlar. Er geç tecelli edecek. Buna inancınız tam olsun. Hiç de canınızı sıkmayın. Hiç de acaba havada mı kalacak, yanına mı kalacak, kar mı kalacak? Yani yarın olur ama yanına kalmaz merak etmeyin. O yüzden arkadaşlar geçmiştekilerini aştığım gibi şimdi güçlen ayaklan diyorum. Sen güçlüsün. Belki yorgunsun ama şimdi toparlanma vakti geldi. Bu dertten de çıkartılacak ders varmış demek ki sağlık olsun diyorum. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın. O yüzden hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.